Efendim günün manşeti başladı. Gazete manşetleri ve günün gündemini konuşmak üzere karşınızdayız. Hepinize merhabalar diliyoruz. Hikmet merhaba. Merhabalar, günaydın. Eli kulağında. Evet. Oldu, olacak. Bekliyoruz. Bir gece ansızın gelebiliriz demişti. Dün temennilerimizden bir tanesi askerimizin ayağına taş değmesin. İnşallah sağ salim gelip sağ salim dönsünler üzerineydi. Bu temennimiz, duamız devam ediyor. Bölgede terör faaliyetlerinden, terör koridorundan temizleyebilmek için Türkiye'nin mutlaka ama mutlaka yapması gereken bir hamle olduğunu aklı selim düşünen herkesin kabul ettiği bir noktadayız. Bu noktada yapılacak tek şey dimdik ayakta durup bu kararı verenlerin arkasında yer alıp Türkiye'yi terör belasından kurtaracak belki de yüzyılın en önemli hamlelerinden bir tanesinin safında yer almak. Genel ekseriyet bu yönde mi? Bu yönde baktığınız zaman. Ama elbette PKK'ya, terör örgütüne dokunduğunuzda nerelerden ses geldiğini görmek açısından, içeriden nerelerden ses geldiğini görmek açısından da önemli. Birazdan onları da paylaşacağız hepsini. Ama gazetelerin manşetlerine hızlıca bir bakıp ardından bu konuyu yorumlayalım. Başka başlıklarımız var ama tahmin ediyorum buradan başka vakit kalmayacak. Bunu ağırlıklı olarak konuşacağız. Star gazetesi ansızın gelebiliriz demiştik başlığıyla çıkmış. Başkan Erdoğan Fırat'ın doğusun harekatın artık an meselesi olduğunu söyledi. Verilmiş bir kararımız var. Bir gece ansız gelebiliriz. Bir gece ansızın gelebiliriz demiştik. Ve bu kararlılığımız sürüyor diyor. Tabii dün biz yayından sonra Trump'ın açıklamaları vardı. Önce bir açıklama yaptı. Ardından ikinci bir açıklama daha yaptı ki bu ikinci açıklamanın bir dengeleme açıklaması olduğunu söyleyebiliriz. Birazdan onların da detaylarını vereceğiz. Kürtlerle değil PKK ile iş tuttuk itirafında bulundu mesela ilk açıklamasında. Bizim ne işimiz var demişti. Star'ın birinci sayfasında bu da yer almış. O bayrağı alıp gittiler manşeti. Akşam gazetesinin zannedersem bu manşetin atılmasında Hikmet'in de büyük bir şeyi var. Çünkü Hikmet buradaki yayınlarda 24 yayın, gün manşeti yayınlarında hep şeyi söylüyordu. Hatırlatarak söylüyordu. O bayrağı katlayıp size iade etmek zorunda bırakmayın cümlesini söylüyordu Erdoğan. Amerikalıları çekin karşımızdan, yoksa biz terörü temizlerken karşımızda olursanız askerleriniz zarar görebilir. O askerlerinize ait olduğu bayrağı böyle şey gibi, ne deniyor onun ismine, üçgen muska gibi sarıp size iade etmek zorunda bırakmayın derdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Akşamda o manşetle çıkmış. Bugün Güneş, dualarımız sizinle başlığıyla çıkmış. ABD çekiliyor, Mehmetçik emir bekliyor, komandolar hazır. Haberin alt başlıkları gidiyorlar başlığıyla da Amerikan askerlerinin çekildiğini söylüyor. 22 gözlem noktası var bildiğim kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede. İki tanesini dün boşaltmışlardı ve boşaltma devam ediyor ama bir taraftan da 80 tırlık bir yardım da sürüyor. Bu nasıl iştir diye sorduğunuzu tahmin edebiliyorum. Birazdan onu da yorumlayacağız. İlk hedef 120 kilometrelik hat demiş Hürriyet gazetesi. 120 kilometrelik hattan kasıt enlemesine olan bir hattan bahsediyoruz. Çünkü 480 kilometrelik bir sınırdan konuşuyoruz. Bir sınırı terörize eden ya da orada terör koridoru kurmaya çalışan bir hattan bahsediyoruz. Normal 480 kilometrelik bir hat. Ama ilk etapta bizim temizleyeceğimiz o yatay hattın 120 kilometre olduğunu ifade ediyor Hürriyet gazetesi. Uğur Ergan ve Hande Fırat imzalı haberde. O da Tel Abyad'la Resulayn arasındaki hattan bahsederek 120 kilometrelik hattın ilk hedef olduğunu söylüyor Hürriyet. Milliyet geri sayım demiş. Sabah gazetesi de yine aynı şekilde operasyon için geri sayım başladı demiş. Sözcü gazetesi bu küstah tehdide cevabı kim verecek demiş. Trump'ın Türkiye'yi tehdit ettiğini söylüyor. Türkiye ekonomisini imha edeceğim mesajı atarak küstahlık yaptığı manşetini çıkmış. Niye bunu böyle söylediğini de birazdan yorumlayacağız. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın ilk attığı tweetten sonra ilginç bir şekilde kendi partisinden bile bayağı bir tepki topladı. Muhtemelen dengeleme için attığı bir tweet. Çünkü piyasalarda öyle abartılı bir reaksiyon göstermedi bu tweete. Konuşacağız onu da. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti herkesten ayrılan manşet olmuş. O da şu: bataklıkta tek başına manşetini kullanmış. Yani ne işiniz var Suriye'de demeye getiriyor. Türkiye'deki bir takım odaklar gibi. Yeni Şafak ve başladı demiş. Türkiye barış için gidiyoruz demiş. Akit kanı barış pınarıyla temizleyecek manşetini kullanmış. Takvim giriyoruz demiş vesaire başlıkları yine bu mevzuyla ilgili. Fuat Oktay başkan yardımcısı, konuyla ilgili ise hemen dönelim bakalım ne söylüyor Fuat Oktay, kısa da olsa bir dinleyelim.
Cumhurbaşkanı çünkü Sırbistan temasları devam ediyor. Başkan Yardımcısı Fuat Oktay şu anda bir açıklama yapıyor. Bir dinleyelim arkadaşlar. Tüm alanlarda fikri üretimde belirleyici rolde görmek istiyoruz. Üniversitelerimizin üzerine özellikle eğilmesi gereken olanlar bilgi ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanması. Yenilikçilik, üretkenlik ile ortak çalışma kültürü ve işbirliğinin yaygınlaştırılmasıdır. Ülkemiz bugün savunma sanayi, tasarım ve Ar-Ge çalışmalarında, hizmet sektöründe, turizmde, ulaşım ve altyapıda güçlü bir ekosistem oluşturmuş durumdadır. Sağlık bilimleri, ilaç endüstrisi, tasarım mühendisliği ve bilişim gibi alanlarda da bu tecrübelerin aktarılmasını bu alanlara da hedefliyoruz. Bugünün dünyasında yapay zeka ve sanal gerçeklik gibi konularda Başkan gelişmeleri takip eden Fuat Oktay'ın gelişmelere programa başladığında konuşmaya başlamıştı. Bu harekatla ilgili bölümlerini aktararak yayınımıza devam edelim. Fuat Oktay, Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir başlığıyla, sözüyle Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamasını yapmış oldu. Yine detay geldikçe Başkan Yardımcısına dönüp detayları aktarmayı sürdüreceğiz. Başlıklar böyle Hikmet. Evet, tüm başkanlar tabii. Yoğun bir şekilde tweetler var, yoğun bir şekilde fikirimsi beyanlarda bulunanlar var. Onları yani da konuşacağız. Çok fazla yani bir şey söyleyeyim ya, ben hani hep karşı olduğum bir şey var ya, söylüyorum çok samimiyetle söylüyorum. Bu mesele tabii ki tartışılacak. Yani biz buna yayıncı olarak tartışmayalım, konuşmayalım falan diyemeyiz. Veyahut da bunu uzatmayalım, sakız gibi diyecek halimiz yok ama o kadar çok aslında net bildiğimiz mevzu ki bu. Yani ben bir cümle kursam, bu cümle bundan 3 sene önce de kurulmuştu. Şimdi de kuruluyor. Yine kurulmaya devam edecek. Biz aynı şeyleri konuşuyoruz sürekli. Yani biz Suriye konuşuyoruz ki aslında bilmediğimiz hiçbir şey yok orada. Yani Cumhuriyet'e göre tabii, şuna göre bir tek bataklık var orada. Yani bu da 3 yıldan öyle beri bataklık deyip duruyor. Biz de 3 yıldan beri, 5 yıldan beri arkadaş burada bir bize bir tezgah hazırlanıyor. Türkiye bu tezgaha izin vermez diye aynı şeyleri söylüyoruz. ABD aynı şeyleri yapmaya devam ediyor. Türkiye aynı düzlemde aynı politikayı sürdürüyor. Diyor ki arkadaş ben müttefikim. Ben burada senin müttefikinim. Burada ABD ile koalisyon güçleriyle teröre karşı mücadele edelim. Yani Türkiye'nin şu mottosu şu: terör kötü bir şeydir, iyi bir şey değildir. Teröre karşı hep beraber mücadele edelim. ABD evet terör kötü bir şeydir ama şu teröristleri benim teröristlerle öldürelim. Yani mesele aslında çok basit. Çok da böyle detaylı anlatacak bir şey de kalmadı artık bu işin. Zaten Türkiye'de artık daha da fazla anlatacak bir şeyim kalmadı noktasında olduğu için de bu duruma kadar geldi olay. Namlular çevrilmiş durumda. Hazırlığımız çoktan beri. Bilip bazen şunu söylüyor. Hani niye daha önce olmadı veyahut böyle oldu, şöyle oldu. Bir gece ansız girebilirim diyorsunuz da hangi gece o, niye gelmedi, geldi de şimdi niye geldi gibi abuk subuk sorular var. Bu iş iki tane şeyle yürüyor. Daha yakınlarda biliyorsun birkaç hafta önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vardı. Şimdi bütün dünya bir araya geliyor. Diplomasi masada devam ediyor. Oradan bir karar çıkıyor. Sen şartlarını ortaya koyuyorsun. Orta Doğu'da yaşanan şeyler, Suriye meselesi, Irak'ta operasyonlarımız devam ediyor. Türkiye diyor ki arkadaş benim burada geleceğim açısından, benim sınırımda dünyanın tüm terör örgütleri neredeyse burada duruyor. Ben de burada bu güvenliğimi sağlarım arkadaş diyor. Bundan da vazgeçmeyeceğim diyor. Bana diyor yok ol git, hayır vazgeç. Biz burayı paramparça edelim. Hicap ederse çıkan parçalar sana da sıçrar. Ama bununla idare et. Demeyin hakkın yok dedi. Masada diplomasi sonuna kadar kullanıldı. Türkiye söylediğini yaptı. Namlular çevrildi. Ve ABD de orada. Bugün yine bizim akşamında atmış olduğu manşette diğer bütün gazetelerde aşağı yukarı yaklaşık manşetleri atmışlar. Aynı meseleden bahsetmişler. Farklı ifadeler kullanmışlar. İlk hedef 120 kilometre. Haritalara baktığımız zaman zaten biz Afrin'de, İdlib'de, İdlib'in kuzeyinde, Afrin'de işte Membiç'in yine Elbap civarlarında, Cerablus tarafında operasyonlarımızı yaptık. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı falan. Oradan başladık biz güneyimizden doğuya doğru hareket ediyoruz. Mesele bu. Yani oradaki hat nasıl hazırlanmışsa Türkiye'ye karşı temizleyeceğiz. Yani neyin yorumunu yaparsın? Burada artık çok fazla şeyle ilgili, yani sebep ve sonuçla ilgili yorum yapmaya da gerek yok. Bu çok basit bir hadise.
Orada terör örgütü var, bize saldırıyor. Koalisyon güçleri, başta ABD olmak üzere bize yardımcı olmuyor. Olmuyorsanız bari çekilin. Bari ihsani, gölge etmeyin. Gölge etmeyin. Abi, gölge etmeyin kardeşim o zaman. Madem ki yapmayacaksınız, ben bu işi kendim de yaparım. İstiyorsanız hep beraber yaparız diye biz aylardır, günlerdir, yıllarca söyledik ya, yalvardık yani. Yapıyorsa, istiyorsanız girin, beraber yapalım. Yani aynen. Bunu ben tek başıma gibi, benim hiç kimsenin toprağında falan gözüm yok. Ama bana saldırılacak olan bir şey varsa orada, bir unsur varsa, bir terörist varsa, bu beni tehdit ediyorsa, hiç kimse kusura bakmasın ama yani ben diplomasi adına, bilmem ne şunun adına müttefiklik var. İşte centilmenlik olsun bilmem ne diye de oturup da bunlara göz yumacak halim yok. Ben kendi işimi kolları sıvarım, dalarım ve her şeyi de göz önüne alarak ben bu bataklığı böyle kuruturum. Başka da şansım yok. Nereye durumuna geldi. Buraya kadar gelen süreçte de kimse yadırgayacak durumda değil. Ne Esed bu işten bir şey çıkartabilir. Bütün ülkesi zaten yarısına yakını YPG, PKK tarafından işgal edilmiş. Arkasında ABD var. Koalisyon güçleri sürekli destekliyor. Hesapta NATO üyesi en büyük müttefik Türkiye. Orada içerideki diğer DAEŞ unsurlarından bahsediyor. Dün bahsettik. DAEŞ dediğin şey sen nedir ki? Hani bak şu anda hani diyor ya ABD demiş ya orada hapishanelerde birçok DAEŞ'li terörist var. Herkes kendi teröristini alsın gibi bir ifade de kullandı. Yabancı savaşçı diyorlar. Birçoğu zaten istihbarat elemanı. Öyle karmaşık bir durum var. Yani bir şey yaptılar. Ne ABD ne Batı oradan istediğini elde edemedi. Yani bir şey denediler ama olmadı. Şimdi Türkiye o öyle olmaz böyle olur demek zorunda. Başka da şansımız, başka da alternatifimiz yok. Onun için ben başta söyledim, tekrar söyleyeyim. Bu söylediklerimiz yeni bir şey değil. Veyahut da yeni bir şey keşfetmiyoruz. Burada önümüzde haritalar var. 120 kilometrelik bir enine bir alan var. Akçakale sınırından başlıyor. Ceylanpınar'a kadar devam eden bir nokta. Resulayn, Tel Ebyad. Tabi yaşadıklarımızı da biliyoruz. Hani o Kobani olayları adı altında. Yok Rojava devrimi sözde acayip böyle bir takım o kanton kanton birleştirip orada bir devlet kuracaklardı bunlar hesapta. ABD de bundan faydalanacaktı. ABD için de fayda olacaktı. Onların yapmış olduğu veyahut da Batı'nın elinde kukla olan istedikleri takdirde Güney'e baskı yapabilip Suriye'yi bırak üzerine etkili olabilen istedikleri takdirde Türkiye'ye baskı yapabilecekleri bir üst kuracaklardı orada. Bu olmadı. Yani istediğini alamadın. Ve bunun da bunu hep söylüyorduk biz. Bak bunu yıllar önce söylerken de bize çok mavra yaptılar. Dedim ki ya bir gün olacak siz bunlar gidecekler. Biz burada yüzyıllardır. Biz bin yıldır bu topraklardayız. Bir yıldır toprakta bir sınırımız orası bizim. Sizin şartlarınız değişir, dünya konjonktürü değişir, bilmem ne olur. Siz gideceksiniz bir gün. Biz kalacağız gene burada. Burası bizim, buralar bizim. Yani bir de bu Suriye meselesi var tabii. Bizim derken tabii hep burada da birçok şey üretiliyor. Bugün bundan rahatsızlık duyan, nasıl Batı rahatsızlık duyuyorsa, nasıl Batı istediğini alamadığı için hala kızgınsa, bunun gibi aynı Amerikan çocukları, Amerikan oğlanları içimizde de var. Onlar da kızgın. Onlar da mutsuz tabii. Bugün görüyorsun işte bataklık. İşte ama bin tane şey söylüyorlar canım yani. Sonra. Ama neticede çok fazla alternatif olan bir şeyden bahsetmiyoruz. Eğer bu şekilde terör örgütlerine oradaki destek Batı'dan devam ediyorsa ve bizim de en büyük rahatsızlığımız ülkemizin geleceğiyle ilgili olarak bir beka meselesi olarak ortaya koyduğumuzda tek yapacağımız şey dediğim gibi kolları sıvayıp tabiri caizse o toprakları girip orayı temizlemek. Temizledikten sonra zaten mesele şu. Buradan en fazla muzdarip olan kim? Yani oradaki terör örgütlerinden. Zaten PKK ve türevleri hiçbir şekilde Batı'ya saldırmıyor. Onlar müttefik. Onların çocukları zaten. Yani PKK ve YPG bilmemlerinin aman kimse yanlış anlamasın. Kürtlerle Orta Doğu'yla bir işi yok. Adamların teması dünyadaki tüm istihbarat örgütleri artı bir de onların çocukları. Onların da evlatları bunlar. Doğru. Onlar yetiştiriyor. Onlar büyütüyor. Kürtlerle dertleri yok Batı'nın. Kürtler ne alıp böyle kara kaşla kara gözle aşık değil yani Kürt'ün de Batı. Batı'nın derdi orada Orta Doğu'yu dizayn etmek. Soru şu güç aslında olarak. Yani şimdi ben bizim bakıyorum. Derdimiz başka. Bizim derdimiz 3,5 mülteciyi topraklarını göndermek. Orada onları vatanlarına kavuşmasını sağlamak. Kardeşçe yaşamaya devam edebilmek. Şimdi Mehmet Bekeroğlu şunu soruyor. Fırat'ın doğusuna yapılacağı ilan edilen askeri harekat terör koridorunu engellemek için mi? 2 milyon yok. Mülteciyi yerleştirmek için mi? Değil. Yoksa 26,5 milyar dolarlık bir TOKİ projesi mi? Aslında üçü de. Değil.
İyi değil, yanlış düşünüyorum. Evet, şey şu. Normalde Zaire ile Zimbabwe arasında bir şey koyacağız oraya Bekeroğlu. Şöyle bir şey yok yani. Evet yani. Zulularla terör koridorunu engellemek yani, için yapıyoruz Mehmet Alaska, Bekeroğlu. Kutup ayıları rahat geçsin 2 milyon diye. Mülteciyi tabii. Yerleştirmek, bunu daha sonra 3,5 milyonluk olan ne kadarsa çıkartmak için. Evet doğru. 26,5 milyar dolarlık bir TOKİ projesi mi? Vallahi yani evi Amerikalılar yapacaksa buyur kendisi yapsın Amerika okyanus ötesinden. Ya da yani sizin bir şirketiniz varsa siz yapın orayı. Sorun böyle, değil. Böyle ama bu insanların yaşayacağı bir yer. Bunun için mi diye soruyor. Aklı sıra mevzuyu biraz daha ticari olduğunu söylemeye çalışıyor Mehmet Bekeroğlu. Fakat benim esas dikkatimi çeken nokta şu. Hadi şeyi anlarsın. Anlarsın derken anlamazsın da. Yani nereden baktıklarını bildiğin için söylersin yabancıları. Çünkü yabancıların bu işi bilmeyeni, mevzuya konuya hakim olmayanı ve dışarıdan pencereye bakarak Kürtler eşittir PKK ya da PKK aslında terör örgütü değil Kürtlerdir deyip PKK kelimesini kullanmak yerine Kürtler kelimesini kullanarak Türkiye'nin Kürtlere yönelik bir operasyon yaptığını evet. içinde kötü niyet barındırarak böyle bir cümle kullanabilirsin. Dışarısı için söylüyorum. Ki yapıyorlar. Ki yapıyorlar. Fakat içeridekilere bakıyorsun. Şimdi birazdan örneklerini falan vereceğim. Kürtlere karşı yapılan diyerek bir sürü şeyler söylüyorlar. Peki ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Türkiye mesela bak bir tanesini hemen bir şey yapayım. Okuyayım. İsim vererek de okuyacağım. Onlar da Amerikan olanları. Onlar hep onları beslemelidir onlar. Biraz mesela Hayko Bağdat diyor ki. Tamam Amerikan olanı. Biraz sonra diyor yani Erdoğan diyor Sırbistan'da konuşuyor artık insanlığa savaş değil barış lazım dedi diyor Erdoğan. Biraz sonra diyor yüz binlerce sivili çöllere sürecek bir lidersin. Yüzümüze baka baka niye yalan söylüyorsun? Ya böyle bir salak. Şimdi Kürtlere bunu yapıyorsunuz falan. Mesela Serpil Kemalbay. Kim bu? HDP'nin İzmir milletvekili. Niye? Çünkü PKK'ya dokunduğu için gücüne gidiyor. Şöyle bir açıklama yapıyor. Savaştan, Kürt düşmanlığından beslendiklerini söylüyorduk. Şimdi kendileri itiraf ediyorlar. Savaş tezkeresine evet demek. Bu ara sınır ötesi operasyonla ilgili 30 Ekim'de dolan bir tezkere var. Yeniden konuşuluyor mecliste. O tekrar gündeme gelecek, onaylanacak. Onu kastediyor. Savaş tezkeresine evet demek çocuk, kadın, insan, tüm canlı yaşamın yok olması, halkların yaşayacağı acıların etnik temizlik ve yerinden edilmesinin evet. sorumlusu olmaktır. Yaptıkları şey HDP'nin yaptığı şey. Kemal Bey'e, bravo. HDP'nin yaptığı ve aynı zamanda evet, PKK'nın o Suriye'de bunların şey dediği, Aynel Arap'ta yapmış oldukları mevzu. Orada kendileri gibi düşünmeyen, neo-Marksist olmayan, tüm Kürtleri PKK'cı olmayan, PKK'lı olmayan, YPG'li olmayan tüm Kürtleri evlerinden sürerek, ki peşmergelere de yaptılar aynısını. Yaptılar hepsini. Sürerek oradaki demografik dağılımı değiştiren bir oluşumdan bahsediyoruz. Zulmetler bunu sadece işte. Biz söylemiyoruz. Birleşmiş Milletler raporlarına da yansıdı. Etnik temizlik yapıldığına istinaden Birleşmiş Milletler raporu var. Bu bir. İki, şimdi Kürtlere yönelik diyorsun da mesela Cerablus'u ne yapacağız Hikmet? Nereye koyacağız Cerablus'u? Yani orada yaşayanlar sizin gibi PKK'cı olmadıkları için aynı zamanda Kürt değiller mi? Yani onlara sorsan biz Kürt'üz diyorlar. Türkiye Cumhuriyeti oradaki Cerablus'ta, diğer bölgelerde PKK'dan, terörden temizledikleri alanlara, Kürtlere buyurun gelin vatanınıza, toprağınıza, evinize yerleşin. Ben de güvenliğinizi sağlayacağım bu terör örgütüne karşı deyip yüz binlerce kişiyi oraya yerleştirdiği halde o yerleştirenler kendilerine Kürt dediği halde Serpil Kemalbay gibi, HDP'liler gibi PKK'cı olmadıkları için mi bunlar Kürt değiller? Hangi sivili öldürdü mesela Cerablus'ta Türkiye? Tabii. Hangi çocuğu öldürdü? Hangi canlı yaşamını yok etti? Yok. Bunlar kendileri gibi olmayan, neo-Marksist olmayan, PKK'cı olmayan Kürtlerin tamamını evet. insan bile saymıyorlar. Amerikancı olmayan. Bravo. PKK'lıysan aynı zamanda Kürtsündür bunlara göre. Tabii. PKK'lı değilsen, PKK'ya destek vermiyorsan sen Kürt bile değilsindir. İstersen işte o bölgede Tabii. falan filan yaşayan insan ol. Tabii. Kafa böyle çalışıyor. En büyük zulüm ya. Yani ben şunu, yani özeti şu bu işin. Bugün HDP, PKK, Kürtlere en büyük zulmü yapan gruptur. Siyasi ayağıdır. Öteki de dağdaki elinde silahla gezen teröristler. Bu şimdi dedin ya birazdan Cerablus'ta biraz önce işte Cerablus'ta gördük, orada burada gördük diye. Ya bunlar o kadar ahlaksızca bu işi yapıyorlar ki, o kadar yani gözün içine baka baka yalan söylemek zaten normal bir terörist için bir şey değil yani yalan söylemiş olmak da. O çukur eylemlerinde ne yaptınız yahu? Ya bırak onu, siz son 10-15 yıldır özellikle bu işte Türkiye'de bir Kürt sorunu tartışılırken yaptığınız şeylere bakar mısınız ya? Devlet elindeki tüm imkanlarını
buradaki sorunu halletmek üzere seferber etti. Geldiğimiz yeri görmediniz. Hani siz hesapta Kürt sorunu üzerinden siyaset yapıyordunuz ya. Siyaset bunu hesapta siyasi ya bunu yapıyordu. O sorunları halletti. Televizyonuna kadar kurdu. Ve Türkiye'de hiçbir etnik azınlığın kendini yaşaması veya kültürünü yaşaması konusundaki tüm yasakları ortadan kaldırdı. Bunlar bu iktidar zamanında oldu. Biz 90'larda hatırlıyoruz. Aynen öyle. Ama siz ne yaptınız? Ya sorunlar çözüldü. Artık Kürt'ün bir sorunu kalmadı. Kürt'ün en büyük sorunu PKK'dır. Kürtlerin en büyük sorunu HDP'dir. Bunlar Türkiye'de sorunu çözmek için değil. Şu anda Türkiye'de sorun oluşturmak için siyaset yapıyorlar. Teröristler de Kürtlere zulmediyorlar. Bak. Bravo. Yani PKK Kürtlere zulmediyor. HDP de Kürtlerin başında sorun oluşsun diye siyaset yapıyor. Yani bunlar düşmanlar. Bunlar bu ülke, bunlar buradaki halklar falan diyorlar. Bu ifadeyi çok seviyor onlar. Türkiye halkları, halkları falan. Ya sen daha dünün Marksisti, dünün kitapsızları, Amerikan oğlanlarısınız hepiniz. Burası bu memlekette. Selahattin Eyyubi'nin torunlarıyla Alparslan'ın torunları beraber savaştı yüzlerce yıl. Sizin gibi Marksist bilmem ne dinsiz donsuz da değillerdi yani. Aynen öyle. Onların kültürleri, bütün yaşam biçimleri Anadolu'nun her karışında her türlü izleri bıraktılar bunlar. Biz Suriyeli diyoruz ben ona kızıyorum zaten. Suriyeliler gelmesin. Bunları kafasına sokamıyorum. Allah rızası için çıkıp da Maçka'nın tepesinden yorum yapmayın. Vallahi efendim öyle. Irak'ta şöyle oluyor. Ulan Irak, Suriye dediğin yerlerdi biz. 1000 yıl yaşadık yani. Onlar burada, bunlar orada. Öyle bir çizgi yoktu zaten orada. Bunu anlatmaya çalışıyorum insanlara. Geçenlerde işte bir mesela bir Balkan düğününe gittik. Bizim Zeynep Türkoğlu'nun kardeşi evlenmişti. Orada bunu da selamlıyoruz buradan. Mesela bir bakıyorsun bir Balkan. Herkesin ortak bir kültür haline gelmiş bir Balkan kültürü var. Aynı şey git Urfa'ya, Diyarbakır'a. Bir bakıyorsun oradaki o Kürtlerin o kültür. Bu biziz ya. Yani Urfa'nın burası Kürt. Şu çizgi çiziyorsun burası başka ırk olmuyor. Aynen öyle. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Neyin halklarından bahsediyorsun? Çıkmışlar bize burada bu şeylerin Marksist kafanın çıkartmış olduğu hesapta Kürt siyasi hareketi bilmem diye ortaya koydukları ya. En büyük zulmü yaptılar bunlar. Aynen öyle. Bak bravo. Bugün bu iktidar bunu Kürt halkı da biliyor zaten. Bunu anlıyor çok iyi. Bak anlalar ne yapıyor? Diyarbakır'da evlat nöbetinde bulunuyor. Çocuklarımızı koparttınız bizden diyor. En büyük zulmü siz yaptınız. Hiçbir şey için bu Türkiye'de amaç da buydu zaten. Sizi onun için kurdular. Siz bu tek başına kurulmuş kendi demokratik hareket eden bir siyasi hareket de değildir HDP. HDP bir Amerikan projesidir, bir Batı projesidir. 100 yıl önce yapılan projenin tekrarıdır. O vilayet istedi diye Osmanlı toprakları bölünürken o zaman ortaya konmuş projenin devamıdır. Sykes-Picot'un parçasıdır bu. Şu anda o Sykes-Picot parçası, o proje HDP ve PKK tarafından devam ettiriliyor. Bakın şu anda ya böyle de komple teorisi. Nerede komple teorisi kardeşim? En büyük destekçin kim? Konuşan kim? Ta binlerce kilometreden ABD konuşuyor. Bak onlar konuşuyor seninle ilgili. Diyor ki ben sana silah vereceğim diyor. Ben sana tır tır silah gönderiyorum diyor. Ben diyor Kürtler yerine diyor seninle anlaştım diyor. Bak bunu da itiraf ediyor Trump. Yani artık kimin evladı, kimin çocuğusunuz, ne oldu her şey ortada. Bırakın bunları ya. Bu ülkede, bu topraklarda bunların sorunu biz yaşamadık, yaşamayız. Ama bizi bu işi sorunları yaşatanlar, işte o silahı eline verenler, her zaman söylerim, burada bu topraklarda, Orta Doğu'da, Türkiye'de böyle silahı ekince kendi kendine silah çıkmıyor. Aynen getirip öyle. Silahı önünüze koyuyorlar. Size Marksist bilmem ideolojiyiz. Hesapta Marksistler, dünyanın en kapitalist ülkesi silah gönderiyor. Bir de böyle bir oksimoron durumu da var. Salak mısınız? Yani insanı enayi yana koymayın ya. Efendim biz kapitalizme karşı halkların özgürlüğü, işçi emekçi bilmem nesi, vatan millet bilmem ne. Partilerin kim? ABD. Partilerin kim? Trump. Ya sen kimi kandırıyorsun Allah aşkına? Ya sen Kürtleri ne zannediyorsun ya? Bu insanları çocuk kandıracağını mı zannediyorsunuz? Kandıramayacaksınız ve kandıramıyorsunuz. Bitti artık o. O 90'lı, 80'li, 70'li yılların o eski faşistan statü konulu Türkiye yok artık. Şeffaf bir devlet var. Bu ülke herkes için özgür bir ülkedir. Bunu hep söylüyorum ben. Ve demokrasi istiyorsan, demokrasiden bahsediyorsan vallahi bu dünyada yaşayacağın en demokratik ülkeden bir tanesi Türkiye'dir. Bunu hep iddia ediyorum. Ha diyor ki ama Almanya bunu yapıyor. Her ülke kendi şartlarına göre belli kısıtlamalar getirir. Ya Fransa'yı da gördük. Efendim bir sokakta şunu söyleyeyim, eylem yapamıyoruz. Gördük Paris'teki olayları. Yaptırıyor mu yaptırmıyor mu bakalım sana.
Eloğlu. Onlar da yaptırmazlar. O yüzden lütfen bunu kıymetli bilelim. Biz bütün unsurlarıyla büyük bir milletiz. Bak o büyük millet şu anda masada bir alan kazandı. Aynen öyle. Bu toprakların huzuru için, vatanımızın, milletimizin huzuru ve geleceği için, çocuklarımızın geleceği için, hem Türkiye'de, hem Suriye'de, hem Irak'ta barışın sağlanabilmesi için Türkiye bu askeri gücü kullanmak zorunda. Aksi takdirde oraya bütün istihbarat örgütleri, işte ABD olmak üzere tüm emperyalistler silah yığmaya devam edecekler. Ve çalıştırmaya devam edecekler. Binlerce, yüz binlerce, milyonlarca Müslümanı öldürmeye devam edecekler. Şii-Sünni savaş çıkartmaya çalışacaklar. Öteki taraftan efendim size devlet kurduracağız diye birçok bir şey ayaklandırmaya çalışacaklar. Bu oyunlara gelmeyeceğiz arkadaş. Bir ülke yumruğunu vurdu ve işini yapacak Türkiye. Şimdi aynen öyle. Şimdi birkaç tane siyasiden okuyayım. Mesela Profesör Doktor Ümit Özdağ'ın bir açıklaması var. Şimdi burada şunun altını çizmekte fayda var. Biz burada diğer bütün görüşlere kulağı kapalı, savaş çığırtkanlığı yapan konumda değiliz. Türkiye bu bölgede Türkiye'nin geleceğine tehdit olan unsurların, terörist gruplarının yok edilmesi için diplomasi adına tüm yolları denedi. Rusya ile görüştü, Amerika ile görüştü, Rusya üzerinden Suriye ile görüştü. Bunların hepsini biliyoruz. Yani taleplerini iletti. Şunu yapın, bunu edin diye. Artı içeride dediğim gibi bu terör unsurlarını yok edebilmek adına yapılması gereken tüm hamleleri yaptı. Cenevre Konferansı'ndan Astana'ya kadar bütün görüşmeleri yaptı. İran'la bir araya geldi. Evet. Irak'la vesaire. Diplomatik kanalla yapılması gerekenlerin hepsi bir taraftan yürürken. Fazlasıyla yaptı hem de. Aynen öyle. Diğer taraftan da işin askeri boyut. Yani barış istiyorsan savaşa hazır ol diye. Şimdi sorsan bütün politikacılara, Ümit Özdağ'ına, Haluk Bekşen'e hepsi bunu sana söyler. Kalıcı barış istiyorsan savaşa hazır ol derler ya. Bunu kendileri söylerler bir motto olarak. Ama en nihayetinde diplomatik kanaldan yürüyen hamleler, adımlar devam ederken bir taraftan da bizi diplomatik alanda boşa kürek çekmeye yönlendiren, boş heveslerle, boş adımlarla patinaj yapmamızı sağlayanlara karşı olarak da bu numaraları yemediğimizi, aynı zamanda BCD planlarımızın hazır olduğunu, buradaki terör gruplarının Türkiye'yi bir şekilde saf dışı bırakarak kendilerine alan açmasını engellemek adına da askeri operasyonları da hazır tuttuk. Gerektiğinde de girdik. Evet. İsimleri belli zaten. Zeytin Dalı'ndan işte Fırat Kalkanı'na kadar. Evet. Şimdi iki taraflı kolbaşı olarak yürüyen, iki kanat olarak yürüyen meseleden bahsediyoruz. Şimdi geçmişine bakıyorsun. Mesela Ümit Özdağ'ın bir tweet'i var. Diyor ki Erdoğan'ın hatalı Esad'ı yıkma politikasının sonucunda ortaya çıkan PKK İstan'ı yok etme görevi Türk ordusuna düştü. Şimdi Erdoğan'ın hatalı Esad'ı yıkma politikasının sonucunda dediğin zaman kitabı ortasından açmış oluyorsun. Yani niye baş taraftan başlamıyorsun kitaba? Sen mesela Ümit Özdağ, şunu niye mesela söylemiyorsun? İşinize gelmediği için mi? Ya Arap Baharı denen bir şey vardı. Amerika Birleşik Devletleri bu Arap Baharı vasıtasıyla bölge coğrafyasındaki ülkeleri de bir kan değişimi sağlayacaktı. Kendisine daha bağımlı hale getirecekti. Başladılar işte Cezayir'den bilmem oradan yürüyerek geldiler. Birçok lider değişildi, şu evet. oldu, bu oldu. Değiştirmek istemeyenler ondan sonra bir şekilde fidye, diyet ödeyerek bunların üstesinden geldi. Daha bunlar ortaya çıkmadan Condoleezza Rice'ın Amerika Birleşik Devletleri ulusal güvenlik danışmanı olduğu dönemlerde, Dışişleri Bakanı değildi zannedersem ya da yeni Dışişleri Bakanı olduğu dönemde bir kere bu Arap Baharı'nı açıkladığını, Amerika'nın böyle bir operasyonla buradaki bütün o diktatör liderleri tırnak içerisinde devirip kendilerine daha yakın, daha az güçlü adamları getireceğini yıllar öncesinden söylemişlerdi zaten. Türkiye en azından sınırında böyle bir şey olmasın diye baba Esad öldükten sonra, Hafız Esad öldükten sonra yerine gelen oğluyla görüşmeler yaptı. Bak işte biraz daha aç, kanunlarını geliştir, insanlara yaşama hakkı tanı. Kürtlerin kimliği yoktu, kimliği. Adam yerine konmuyordu, bölge içerisinde olanlardı. Evet. Bunlara işte demokratik haklarını ver, şunu yap, bunu et. Ortak Bakanlar Kurulu Suriye, Şam'da yapıldı, Türkiye'de yapıldı. Esad ve Esma Esad ailesi Türkiye'de tatile geldiler. Esad'ı o zamana kadar baba Esad'ın düşmanlık ya da kendi alanını koruma çabası içinde uluslararası platformdan dışarıda kalarak hayatiyetini sürdürdüğü noktada Türkiye'nin girişimleriyle Suriye'yi uluslararası platforma çekip daha demokrat bir ülke olsun diye çabaladık. Obama bile karşı çıktı o dönemde, hatırla. Onu unutma bak, yani sözünü unutut. Suriye'nin ekonomisiyle ilgili olarak da
öyle bir düzenlemeler yapıldı ki ben o zamanlar yine o taraflardaydım. Yani Orta Doğu'daydım. Yani Suriyeliler çok sevindiler bu işe. Çünkü Türkiye ticareti açısından öyle bir damar açıldı ki o ilişkiler düzelince tabii ticaret, otobüsler, işte nakliye işlemleri. Aynen öyle. Dediler ki tamam kurtulduk biz artık. Yani o despotik sistemde dahi Türkiye büyük abi elimizden tuttu diyordu bravo. Suriyeliler. Aynen öyle. Türkiye bütün bunu sağladı ona. Tabii bütün bunları unutuyorsun ya da işine gelmiyor, söylemiyorsun. Ya da 200 küsür karaktere sığdıramam diye en önemli bölümlerini atıyorsun. Yalan söyleyebilir. Dünyada da veriyor. Hadi ya. Öyle demeyeyim diyorum yani. Yalan söylemiyor. Atıyor. Dünyada veriyor. Esad'ı yıkma politikası hiç. Dediğin mevzu buralardan gelerek sonra kendi halkına ateş açma emri verdikten sonra Türkiye'nin yavaş yavaş böyle olmaz. Tabii. Elikan diktatörle bizim işimiz olmaz. Bak biz seni legal ortama çekmeye çalışıyoruz. Sen kendi halkına ateş ediyorsun. Olmaz deme çabalarından sonra Esad'ın artık orada eli kanlı bir diktatör olarak bitti. Kalmaması gerektiğini söylediğimiz noktadan başlıyor. Onu bir yere koydu bitti tamam. Aynen. Milyon kişi öldü. Türk askeri kanı ve canı ile siyasi hataların sonuçlarını ortadan kaldıracak. Allah ordumuzu korusun. O bağırdı Türkiye başlattı. Tabii her şeyi Suriye iç savaşı Türkiye sürükledi. Irak'ı zaten biliyorsun 90'dan beri Türkiye savaş açtı. Irak'ta biliyorsun paralelleri şey yaptı. Türkiye tabii. Yaptı. Hayranlar bilmiyorum kime? Yani. Kim hayranlar? Beşar Esad'a hayraniyetten bahsediyorum. Ondan değil abi. Komşumuz Mokok olsaydı sabaha kadar Mokok koydu onlar. Öyle mi? Onlar için problem değil yani tanımaz. Beşir Esad'ın zulmünü de bilmez. Hayatta Şam da görmemiştir. Hamadi'yi görmemiştir. Kuneytra'yı da görmemiştir. Babül Havva'yı da görmemiştir. Hiçbir şey bilmiyordur. Dünyada haberi yoktur ha. Şimdi Ümit Özdağ. İsmi profesör. Dünyada haberi yok. Haluk oraya Pekşen... Mokoko'yu koysan der ki Mokoko'nun geçmişi böyle oldu. Tokoko böyle oldu de. Fark etmez onun için. Haluk Pekşen düşmanlık de diyor Türkiye. Ki Trump'ın tehdidine verilecek tek bir cevap vardır. Suriye devleti ile derhal görüşmeleri başlatıp Suriye'nin toprak bütünlüğüne sahip çıkmaktır. Şimdi bak hakikaten devam var. Kafayı beyni zorluyor ama. Davutoğlu'nun akıl dışı zırhla Suriye politikası tam olarak duvara vurmuştur. Türkiye ve Suriye işbirliği yaparsa birileri defolur gider. Şimdi birilerinden kastım PKK'ysa gitmiyor. Yani Haluk Bey gitmiyor yani çok uğraşıyorlar. Hani sizin özel bir ilişkiniz varsa söyleyin gitsinler. Çünkü biz zaten söyleyin gitsinler. Yani biz Türkiye devleti olarak bunu beceremedik. Siz söyleyin PKK'ya, terör devletine, SDG'ye, YPG'ye silah vermesinler. Fazla silahları var. Mümkünse bir de o da var. Bilmem kaç milyon tane. Aynen. Her ay 2 milyon mermi göndermesinler mümkünse. Haluk Pekşen ne? Profesör Ümit Özdağ, Serpil Kemal ve diğerlerine şunu bir kere daha hatırlatmakta. Biliyorlar. Hani derler ya, benim kafam domuzluğuna dedi. Yapıyor derler ya, bir tabir var ya biliyor musun? Bildikleri ne biliyor musun? Nedir o? Bu bölgede Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunan yegane ülkeyiz. Bak Amerika savunmuyor, terör koridoru oluşturacak. Tabii. Rusya savunmuyor, başka bir şey oluşturacak. İran mezhep devleti deyip bizim nüfuz alanlarımıza dokunmasın deyip fiziki olarak bölmese bile burada güç bölünmesi yaparak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunan yegane ülkedir Türkiye. Ama buna rağmen Haluk Pekşen diyor ki Suriye devletiyle derhal görüşmelere başladım. Suriye'nin toprak bütünlüğüne sahip çıkmaktır diyor. Ya sorun orada. Ben zaten bunu istiyorum. Ya. Ben burada terör devleti, kanton devleti olsun istemiyorum. Tabii. Şu olsun istemiyorum. İsrail'in güvenliğini umursamıyorum. Ben kendi ülkemin güvenliğini düşünüyorum. Dolayısıyla burada Suriye'nin toprak bütünlüğü olması gerektiğini savunan benim. Bunların demeye çalıştığı ne Osmanlıcılıkla bir tek onu söyle yegane devletim ben. Başka tek benim. Başka yok. Bunun aklı sıra söylemeye çalıştığı CHP'nin ne Osmanlıcılıkla Suriye'yi işgal edeceğiz, Türkiye'yi büyüteceğiz gibi bir hülyaya kapıldığımızı zannediyorlar. Böyle bir şey yok. Bu bölgede, bu coğrafyada Suriye'nin toprak bütünlüğü olmasını isteyen yegane ülkeyim. Bu da o bölgenin toprak bütünlüğüne saygı duyduğumdan da olabilir ama esas önemli mesele şu. Orası bölünürse en büyük zararı ben göreceğim. Evet doğru söylüyorsun. Yani ben onun için istemiyorum ben bölünmesini zaten. Çok güzel. Haluk Pekşen de bunu yazabiliyor. Ya yazar bak bunları ben niye aslında acınacak durumdalar. Yani bu böyle şey ifade olsun diye söylemiyorum. Hani sen geçen dedin ya fındıklar beyni var şey olsun diye. Hakaret olsun diye söylemek istemiyorum. Ama bunlar hakikaten acınacak durumlar. Şunu söyleyeceğim. Aklıma ne geldi biliyor musun? Anlatırken sen bunları... Hiçbir şey yaşamamışız. Hakikaten uzaydayız böyle. Şimdi bize anlatıyor adam. Şu Ümit Özdağ Pekakistan kurulacak. Bir de espri yapıyor. Pekakistan kurulacak. Türkiye bunu mahvetti. Esed'le görüş. Türkiye Suriye topraklarına sahip çıkalım. Dedeye sahip çıkalım. Toprak bütünlüğünü sahip. Evet, toprak bütünlüğünü. Böyle anlatıyorlar böyle. Ben işte onun için kızıyorum. Bak sen burada programlarda 5 yıldır aynı yere vuruyorsun. Çekişli tık tık Suriye meselesi. Kanton tık. Al işte geldiği nokta bu. O da profesör. Aynı şeyi söylüyorsun lan. 5 yıldır anlatıyorsun. Tık tık adam aynı şeyi söylüyor. Şimdi bak.
O yüzden bunlar akıl çalışıyor diye sordun ya. Mesele akıl çalışıp çalışma meselesi değil. Onu unut abi. Bunların bu böyle bir düşüncesi yok. Yok, doğru. Hatırlıyor musun? Bir tane televizyon programında bu seçim zamanı ABD'de bir senatöre bir şey soruyor gazeteci. Diyor ki Suriye ile ilgili. Aleppo diyor. Aleppo. Evet. Aleppo diyor. Yani Halep'te diyor ne olacak? Bir şey soruyor. Damascus. Şam'da ne olacak? Adam Aleppo diyor. Bakıyor sanki şey. Ne o hani far görmüş tavşan gibi. Bu ne lan diyor Aleppo. İşte Amerikalı bir senatör. Bak senatör. Adam siyaseti savunmuş. ABD yönetecek. En azından bir kısmını yönetecek. Diyor ki Suriye diyor. Evet biliyorum Suriye'de bir yer var. Evet. Aleppo diyor. O ne? Ulan Suriye'nin içinde bir yer işte. Orada duruyor. Nasıl? Bunu ne düşünüyorsun? Yani Nebraska gibi bir yer. Yani New Hampshire gibi. Ya bak, onu, Michigan Alaska'dan gibi bir yer. Dön sola. Kutup ayısını görünce selam çak geç git. Ne diyeceksin ama? Amerikası. Hayır bunu tabii olur. Asya olur. Da. Abi Allah aşkına okuduğu ismi. Haluk Pekşen. Bak Ümit Özdağ. Profesör doktor. Profesör doktor bekar oldu. Fırat'ın doğusunda yapılacağıyla aydılar. Acaba mülteci mi alacak yoksa nokta kim alacak? Hayko Bağdat. Bunu sayma adam yine zaten. Bunu zaten. Ben ama sana daha... Biliyor musun? Baka baka niye çöle gönderiyorsun diyor. Ulan çöl diyen bu muydu? Çöl. O. Ulan orada çöl yok lan orada. Zeytin ağaçları var. Ben sana bak bunları beğenmedin. Şimdi bunlara ben ne diyeceğim bak, abi? Bak ben sana bir dakika. Bunları sen beğenmedin ya. ABD'nin müttefiki diyor. Adam itiraf ediyor Trump. Buna Trump'a inanmıyorlar. Yok, Trump diyor ki lan diyor gittim ben diyor. Silah verdim. Ulan diyor gittim işgal ettim. Kürtlere verdiğimiz zannediyor. PKK'ya veriyormuşuz. İnsanı diyor ortada katlettim ben diyor. Trump söylüyor buna diyor ki yok öyle bir şey yok. Türkiye'nin kabahati. Ulan Trump ben yaptım diyor ya. Ben manyağım yaptım Kürtlerle diyor. Kürtlerle çalışırız da PKK ile çalışmışız. Yok Ümit Özdağ geri kabahat o değil Trump değil. Peki onları adam yerine koymuyorsun. Fikirleri şey yapmıyorsun. Ben sana Türkiye'nin fikir önderlerinden. Aha bize dal geçin yani tabii. O kadar. Türkiye'nin fikir önderlerinden açıkladığı fikirlerle. yok. Tamam o değilse de bak. Türkiye'nin fikir önderlerinden, akil insanlardan. Ondan sonra geniş kitleleri fikirleriyle etkileyen bir ismin Suriye meselesiyle ilgili yorumunu okuyacağım. Ona ne diyeceksin? Fatih Portakal. Türkiye'yi yönetenlerin ülke menfaatini gözeterek Esad'la masaya oturma vakti hala gelmediğini diyor. Bence şeyle beraber bir dakika. Dur. Fikrin yoksa söyleme ya. Yok. İyi ama bu kanaat önderlerimizden bir tanesi biliyorsun. Özellikle aldım. Aynı yere geldik. Haluk Pekşen'le beraber Fatih Portakal'ı birlikte Esad'a gönderelim biz. Tamam yani konuşmaz şeyle görüşsünler. Tamam. Neydi onun ismi? Esed'le görüşsünler. İkisi birden mesela Haluk Pekşen derhal görüşmelere başlayıp Suriye'nin toprak bütünü savunuyoruz desin. Fatih Portakal da masaya hani Türkiye gelmiyor ya, ben geldim. Bay Mehmet'e özel elçi olarak falan deyip ben bir akil insanım. Tamam. Kitleleri yönlendiriyorum diye. Fatih Portakal'ın engin tecrübelerinden Beşar Esad'ın yararlanması için gönderelim. Ben sana söyleyeyim 2 dakikada teslim olmazsa Esad bir şey bilmiyorum ben. Kesin. Bu diyecek tamam mı? Ya da bundan kurtulmak için ya da Türkiye'de bunlar gibi falan varsa bu benim pes etmeme gerek yok. Devam falan derler herhalde. Bunları bilmiyorum iyi olur kötü mü? Ya Türkiye düşman olsa ne olacak? Bunlar gazeteci diye geçince göre Türkiye'den bir şey olmaz zaten. Şimdi yabancılardan bir iki tane okuyacağım Hikmet. Mesela hayır, hakikaten uçak bileti falan alalım gönderelim. Fatih Portakal orada gidecekse ben gönderirim abi. Ya bütün aslanı diyorsun, Soçi diyorsun, ABD diyorsun, ben yaptım diyor. O diyor, Rusya diyorsun, 2000 milyon insan diyorsun, öldü diyorsun. Ya, diyor ki ya. Şimdi galiba Esed'le görüşmüyor. Ulan nasıl bir adamsın? Esed'le görüşsen ne? Zaten Esed, ABD orada Rusya. Esed'in rejimde orada. Bak Donald Trump'ın ilk attığı tweetleri okuyorum. Siz bunu almadınız herhalde. Sonraki tweetler değil. Trump diyor ki senin dediğini söylemek için. The United States was supposed to be in Syria for 30 days diyor. Sadece 30 günlüğünde biz Suriye'de olacaktık. Öyle çıktık yola diyor. Tamam mı? Neredeyse 30 yıl olacak. Bu söz diyor yıllarca önceydi diyor. Tamam mı Trump? Ondan sonra. Görüşümüzü diyor, amacı olmayan savaşa daha da derinleştirdik diyor. Washington'a geldiğimde IŞİD bölgede çok yaygın çalışıyordu. Biz geldik bunların hepsini yok ettik ama 3 yılımızı aldı diyor. 30 günlüğüne gelmiştik kim biz buraya etmiş diyor. Ya. Tamam. Kim yok etmiş? Hesapta boş ver. Söylüyor. Sen aynen öyle. O zaman biz yok ederken onları biz savaşırken. Biz kaç tanesini indirdik hiç yani. Şey yok Türkiye olarak. Bir de yapalım. Bu portakalı sonu gelmeyen savaştan tamam, çıkmak zorundayız diyor. Trump ilk şeyinden bahsediyor. Ve devam ediyor cümlesinde. Askerlerimizi eve getirme zamanı geldi. Bizim bize faydası olmayan ve tabii sadece kazanabileceğimiz savaşa girmeliyiz diyor. Bundan sonrasını artık Avrupa, Türkiye, Suriye, İran, Irak, Rusya, Kürtler kendisi kedi düşünsün falan diyor. Mundar dermiş. Aynen öyle. O da şimdi diyor ki sonucu olmayan savaş olmayacak tabii. Ne kadar nereye kadar dayanırsın sen burada? Bunu 1000 defa söyledim. ABD askeri 20 yıldan beri buradasın zaten ya.
Birinci Körfez Savaşı. Bize ne kardeşimdi? 7 bin mil uzaktayım İstersen ben. İstersen 40 yıl daha kal. 7 bindekiler falan halletsin. Bu aslında Türkiye'ye anlaşma askerleri çekme meselesi. Peki az önce senin söylediğin gibi adam bunları şeyleri söyleyip benim ne işim var diyor. PKK'ya falan diyor yardım ettik. Onları diyor PKK'lar da işte. PKK da diyor şey yapmasın öyle. Ben çevirerek şey yaparak söylüyorum. Egzecere ederek abartarak söylüyorum. O kadar da artistik yapmasın PKK Havaya diyor. Havaya girmeyin o kadar. Bir ton diyor silah ve para verdik zaten. De. Paralı askerimiziniz lan diyor yani. Verdik parayı savaştınız Marksistlere orada hesapta. Para vermiş Trump'la. Aynen öyle. Dünyanın kapitalizm. Abi bunu yani söylüyor. Faşizm. Yani şunu diyor. Hiç öyle diyor artistik yapmayın. Abartarak ve ben amiyane tabirle söylüyorum. Hiç diyor böyle diyor şey yapmayın. Sırtımızdan hançerlendik şu olduk bu olduk. Bir ton silah bir ton da para verdim size diyor. Vay vay. Bak bunu söylüyor. Sen ondan sonra ben işte orada bir kanton kuracağım, ülke kuracağım. Ne alakası var? Paralı rejör oldum. Esed'le görüşeceği halledecek diyor. Aynen öyle. Esed dedi ki Rusya'nın yanında duran bizim Rusya'yı ikna etmemiz lazım. Rusya'ya konuşmamız lazım. Esed dediğin adam Amerika ile yatıyor, İran'la yatıyor, Rusya ile yatıyor. Yani Türkiye kabul etse Türkiye ile yatacak, PKK ile yatıyor. Tabii. Esed dediğin kendi mevcudiyetini sürdürebilmek için her türlü adam kendi ailesine gizleyerek yürüyor korkudan. Julian Röpke, Bild gazetesinin muhabiri. Türkiye diyor, Rusya'dan diyor füzeler aldı, Amerika'dan reaksiyon göstermedi. Amerika reaksiyon göstermedi. İran üzerindeki yaptırımlarını deldi Türkiye, Amerika'dan herhangi bir reaksiyon olmadı. Kıbrıs'ta diyor, Kıbrıs'ın karasularında, tabii Rum kesimini kastederek söylüyor, kazıya başladı petrol için falan filan, Amerika'dan herhangi bir reaksiyon gelmedi. Amerika'nın orada kontrol altında tuttuğu kuzeydeki Suriye'nin kuzey o bölümünü diyor işgal etti tırnak içerisinde. Amerika Birleşik Devletleri'nden herhangi bir reaksiyon gelmedi. Biromance denilen bir kelime var İngilizce'de. Biromance dedikleri mevzu şu. İki erkeğin dostça romantikleşmesi yani romanstan B'ye geliyor. Boys romance falan diye yapıyorlar. Şu fotoğrafı falan şey yaparak iki kanka demek aslında. Kankanın ne demek olduğunu anlayın demeye getiren şeyler yapmış. Kim bu? Bild gazetesinin gazetecisi, jurnalisti, jurnalcisi. Tamam, bu bir. Almanya. İki. Bir başka isim. Philip Walden. Bu da Die Welt'ten. Diyor ki, sözde İslam devletini kesin olarak mağlup edenler, kim bu? PKK. Şimdi yalnız kaldılar diyor. Yavrum, çok üzülmüş. Die Welt, gazeteci bunlar. TKP, Türkiye Komünist Partisi. Tamam mı? Amerika çekiliyor, bizim orada bilmem şunun zunun zafa. Sakın diyor, Suriye'den elinizi çekin. Suriye'nin kuzeydoğusuna operasyon yapılacağını açıkladınız. Operasyon yapacağız sinyalini de verdiniz. Gidin diyor. Lindsey Graham. Mesela bu enteresan bir isim. Türkiye'ye yani bu anlamda yakın. Fakat bir cumhuriyetçi olmasına rağmen Trump'ın bu kararını desteklemediğini yüksek sesle açıkladı. Ensures ISIS comeback. Yani DAEŞ'in yeniden geleceğini garanti eder bu karar. Trump'ın bu kararı. Yani Amerika'nın çekilmesi. Esed ve İran çizgisine getirir Kürtleri. Onların kucağına iter. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri Kongresi ile ilişkilerini mahveder. Neyse, Amerika abi. Birleşik Devletleri'nin de gururunu ondan sonra Kürtleri yalnız bırakmak, Kürtleri bu anlamda yalnız bırakmak, yani ihanet etmek Amerika'nın şerefine leke sürer demeye getirmiş Lindsey Graham. Şimdi birkaç tane kim daha var. Ya bunlar bugün bayağı bir şey var. Hillary Clinton var, onu da söyleyeceğim, dur. Let us be clear demiş. Yani gelin hani gerçekçi olalım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarları gerekçesiyle, çıkarları doğrultusunda bizim sadık taraftarlarımızın yanında olmak yerine, bak, Amerika'nın çıkarları doğrultusunda sadık taraftarlarının, dostlarının yanında olmak yerine diktatör Türkiye ve Rusya'nın yanında yer almıştır diyor. Abi biz hani stratejik müttefik değil yani, miydik Amerika Birleşik Devletleri ile? Yani, Hillary Clinton yani. Söylüyor. Muhtemelen herhalde Pennsylvania'daki şarlatanın şeyiyle söylemiştir. Kürtlere ihanet etmektir ve Beyaz Saray'a ettiği yemine de karşı durmaktır diyor. Yansımaları da binlerce var da birkaç tane yani, önemli olduğu için bunları çok aldım. Çok var ki şimdi gelen akıyor. Sanki Gülken de göndermiş millet bir sürü şeyler. Yani sonuçta... Bu ara Yeşil Salkım'dan da var. Ne olur onu da okumak istiyorum Hikmet'e. Peki abi. Yani Yeşil Salkım sanatçısımsı
Bıkmadınız, usanmadınız yıkmaktan, sonuna kadar savaşa hayır diyeceğim demiş Yeşim Salkım. Evet, ama işte ondan sonra devam etmiş. Ne demiş? Hakkınızda savaş yer diyorsun da gördün mü oralarda neler oluyor? Yüzlerce insan zulmedip çoluk ölüyor diyor. Arkadaşlar hazırlamışlar zaten hemen sen okurken. Sen gittin herhalde. Ben teröristlere değil savaşa hayır dedim diyor. Nasıl olacak teröristler? Hadi canım sen falan derim. Sırtını sızlayarak mı göndereceksin? Evet, ne yapacaksın? Oradaki insanların halini gördüm. Sen evinde rahat uyurken ben oradan daha yeni geldim. Hadi lan oradan klavye delikanlısı. Hadi lan oradan Yeşim Salkım. Ya bunlara sanatçı diye önem veriyorsunuz. Bakın bunlara dikkat edin. Millet bunları da köşeye yazın. Bak burada şimdi diyorlar hedef mi gösteriyorsun? Hedef gösteriyorum evet. Hedef gösteriyorum. Hedefim şu. Bu ülke düşmanları, bu ülke topraklarına, bayrağına, değerli düşman olan arkadaşlar kim varsa. Arkadaşlarken size kastediyorum. O arkadaş değil. Ona karşı bir tavır tutun. Ya bunun sanatına da gitmeyin. Oyununa da gitmeyin. Yarışma programı yapıyorsa, katılıyorsa jüri olarak onu da seyretmeyin. Buna bir tavır koyun arkadaş. Ha diyeceksin ki ya benim şeyimle olur mu, reytingimle? Olsun. Tarafınız belli olsun arkadaş. Ben bunu yapıyorum. Ben birçok yere koyuyorum ki bunlara değer veriyorsunuz. Adam yerine koyuyorsunuz. İnsan yerine koyuyorsunuz. Bunlar böyle bu kritik yerlerde sanatını alkışladığınız insanlar böyle bu şekilde su koyuveriyorlar. Kimin nerede durduğu belli değil. İşte bak buraya koyduk. Ben demin okudum bir Emre diye birisi yazışmış. Muhtemelen o da askerlerden bir tanesi. Tabii gösterecek zaten. Yani Emre'nin de fotoğrafı, kendi fotoğrafı oradan. Edepsiz, utanmaz Yeşim Salkım demiş ki hadi lan oradan klavye delikanlısı diye yazmış oraya. Bak bir daha diyorum, bunlara tavır koyun. Bak bunlar çok önemli şeyler. Ve hatta kulağınızın bir köşesinde küp olarak dursun. Kimin ne olduğu belli olsun. Ona göre insanlara değer verin. Bir sonraki fotoğrafı da versene burada. Emre denilen kişinin kim olduğunu Yeşim Salkım da görsün diye. Sanki şu görmüş olduğun asker. İşte bu. Oradaydım diyor. Böyle kapak suratını pat diye yapışır senin böyle. Oturduğun yerden yok sanatımı icra et. Klavye delikanlısı da bu oluyor, bu asker. Bak adam. Klavye değilmiş, bak orada gitmiş. Adamın yaptığı görev, oradan yeni geldim diyor. Ondan sonra yani bunlar böyle bu bizim içimiz. Ben sonra samimi söylüyorum. Hani birçok okudun işte Donald'ın bilimden sözcüsü. 2 dakika kaldı. İşte şu bu falan filan diye. Onları çok fazla önemsemiyoruz. Biz sonuçta ne yapıyorsak yapıyoruz. Başkan ne diyor? Başkanla olan tartışmamız, kavgamız devam eder. Ama benim anlamadığım en çok kızım içerideki insanların durumu. Yani şimdi Yeşim Salkım. Savaşa hayır. Çok kolay rahat. Bilmem ne. Savaş bir sağlık sorundur. Bilmem ne falan. Böyle konuşunca adam sanki hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi davranıyor ya. Ona tilt oluyorum ben de. Şimdi hakkaniyetli olanlar da var. Onları da hızlıca okuyayım. 2 dakika kaldı. Terör yok. Hiçbir şey yok. PKK yok. Adam Luke konuşuyor. Luke Coffey denen bir isim var. Kim bu? Amerika'da askeri gazi, siyasi danışman. Yani, Birleşmiş Milletler Savunma Bakanı'nın ilk İngiliz olmayan danışmanı Amerikalı. Şunu diyor. Yani az önce yayına başlarken dedi ki aklı selim olanlar burada ne olduğunu görüyor ve hakkaniyetli yorumlar yapıyorlar diyor. Türkiye'nin diyor kendi sınırını korumakla ilgili olarak atmış olduğu adımları kabul etmeliyiz diyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri sonsuza kadar orada kalamaz diyor. Türkiye'nin diyor güvenlik endişeleri kanuni hakkıdır. Luke Coffey denen bir adam. Amerikalı Coffey. Savaş yok Coffey yazıyor da. İşte Coffey yani. Coffey kahvede içeriz. Siyasi danışman. Güzel çok şeyler söylüyor. Olsun. Ben çok önemsemiyorum yani. Özellikle onların yurt dışından söyleyen gazetecilerin de şeylerine muhatap olmuyor. Benim en çok takıntım içerideki adamların durumu. Dışarıdaki adam. Okuyayım da milleti de bilsin dışarıdakiler tamam. Ne diyorlar, ne ediyorlar. Sen önemsemiyorsun da bu adamlar önemli adamlar. Deminden beri okuduk bir sürü zaten. Ya hadi bitirelim o zaman. Hayır estağfurullah. Hayır, çok okudu o yüzden diyorum. Kalmadı zaten, bir dakika kaldı bir dakika, yani. Yılmaz Özdil mi, onu da geçeceksin. Ya onu da geleceğim işte, tamam. Onları okuyayım. Tamam, dinleyelim. Tamam bu kadar, sen devam et. Yok estağfurullah. Hayır. Yok sen devam et abi. Önemli bunlar çünkü. Kofiyi bitir, ondan sonra Yılmaz Özdil ne demiş abi? Başka Türkiye yok demiş. Dik dur eğilme, yanındayız Ecevit gibi dirayetli ol, canımı ye demiş. Bu gerçek kendi hesabından mı abi? Kendi hesabından baktım ben şeylere. Bitti mi süremiz? Peki bir dakika daha varmış Hikmet. Tamam. Ya bozmak değil. Bir devam edeli var. Ya bu da mesela ne diyorsun peki abi? Yılmaz Özdil'in bu ifadesi. Vallahi günahım kadar sevmem. Ha. Hiçbir fikrini paylaşmam. Burada biz günün manşetini yaptığımız bunca zaman boyunca görüyoruz. Yılmaz Özdil'in doğru saat gibi günde iki defa doğru göstermediği durumlarda olmuştur. Fakat yani nazarımızdaki kıymetimizi açıklaması bakımından söylüyorum. Zerre kıymet harbiyesi yoktur. Bence de yok. Onun nazarında da bizim yoktur belki. Şey yapmıyorum, kendi görüşüm. Ama bütün bunlara rağmen bak nazarımızdaki zerre-i miskal kıymeti olmayan bir adam kadar bile olamadılar. Bir yerlerini söylüyorum. Ya bunu hatırlatayım yalnız.
Başka Türkiye yok. Dik dur eğilme, yanındayız. Ecevit gibi dirayetli ol, canımı ye diye asrın liderine söylüyor bu. Fakat hikaye şu. Tamam mı? Bu tweetin altındaki yorumlara baktım. Tamam. Gömüşler aynen mi? Canavarları gömmüşüne Yılmaz'ın. Vay, sen de mi döndün? Daha önce kaça satıldın? Şunu yaptın. Bravo. Aynen o mevzu. Başka Türkiye yok. Dik dur, eğilme, yanındayız. Ecevit dikkatli ol. Yani bunun kadar dahi olamadılar diyorsunuz. Şu bunun kadar dahi olamadılar. Bilmem ne kurumları, şunlar Haluk bunlar. Haluk Pekşenler, Fatih Portakallar, ondan sonra Profesör Doktor Ümit Özdağlar. Satıcılar, daha CHP'den analistler. Açıklama yok. CHP'den bir açıklama var mı? Yok, hiçbir şey almadık. Hemen hızlıca şunu söyleyeyim. Hakkı Öcal diyor ki merak ettiğim husus HDP Barış Pınarı'na karşı çıkınca CHP yönetimi ne yapacak? Onları kırma pahasına harekatı mı destekleyecek yoksa bizi mi satacak diye Hakkı Öcal güzel bir soru sormuş. Ama bizim Cumhur bekliyor. Frankfurt yine taşı yediğine koymuş. Amerika'da çekildiğine göre PYD'nin CHP'den başka kimsesi kalmadı. Oo, o da sert olmuş. Ne soruyor? Yani hakikaten duracak yeri çok merak ediyoruz. Yani CHP nerede duracak? Daha şu anda bir şey yok. Ama yani HDP'nin yeri belli. PKK'nın yanı zaten. Vallahi Türkiye'nin de yaptığı şey belli. Yapacağı da belli. Allah bir daha söyleyeyim. Ordumuzu mahsur muzaffer eylesin diyeyim. Ne diyeyim yani? Peki günün manşetini bitirdik. Gazete manşetleri ve günün gündemini Hikmet Genç'le birlikte aktardık. Yarın saat 11'de karşınızda olmak umuduyla iyi günler diliyoruz efendim.